Olur. Analar ağlamasın. O anaların yüreklerine hitap eden sözcüğü paravan olarak kullanarak ne yaptılar? Terör olayları kalmadı diyorlar. Terör olayları kalmadı derken özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ni de kandan beslenen bir parti olarak ifadelendirirken Doğu Anadolu'yu özellikle burada araç olarak kullandılar. İşte biliyorsunuz bunlar Doğu Anadolu'ya gidemez, Tunceli'ye gidemez, bunlar Diyarbakır'a gidemez, şuraya gidemez derken aslında kendilerinin kapatmaya çalıştıkları bir yarayı da gözler önüne serdiler. Sayın Genel Başkanımız da işte Tunceli'ye gidiyoruz şeklindeki cevabı bunlara verilen en büyük tokat olmuştur. Aslında bu söylemleriyle bu iktidar kendilerinin ne kadar aciz olduğunu göstermiştir. Tunceli dediğiniz yer özbe öz Türkmen ovasıdır. Onu belirtmek istiyoruz. Orada yaşayanlar acaba orası nerenin sınırları içinde? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde mi orası? Evet. Nasıl gidemiyor? Kim gidemiyor? Orada yaşayanlar kimler? Şimdi baktığınızda ülkenin içler acısı hali gözler önünde. Orada artık devlet yok. Orada kontrolü yapan işte özellikle o terörist gruplara o bölgeyi kimler terk etti? Oradaki devletin savcısı nasıl görev yapıyor? Devletin polisi nasıl görev yapıyor? Onlar kimler yol kesiyor? Paralel yapılanmayı, paralel sorgulamayı kimler yapıyor? Paralel vergilendirmeyi kimler yapıyor? Kimler bilmem işte dağa çıkartıyor birilerini, vergileri alıyor? Şu anda Doğu Anadolu'dan özellikle gerçekten vatandaşlar göç eder hale geldi. İş adamları işlerini yapamaz hale geldiler.